Tekrar merhaba hocam. Biz Kur'an boyunca Allah'ın sıfatlarının sürekli sayıldığını görüyoruz. Yani bize doğru bir Allah tasavvuru verebilmek için. Peki biz bu sıfatlardan hangilerini temellendirirsek deizme ciddi bir cevap vermiş olabiliriz? Aslında biraz girdik her şeyden haberdar olması, habir olması gibi. Bunun daha başka örnekleri de var mıdır bizim verebileceğimiz deizme? Evet, Allah'ın hangi sıfatlarını temellendirirsek dinin dedi. Tabii mesela Allah'ın kudretinin yüksek olması. Mesela Allah'ın ezeli olması. Çünkü şuna bakalım. Ateizmle deizmi burada bir arada alalım. Ateizmin en önemli iddialarından biri madde ezeliydi ve her şey tesadüfen olmuş diyor. Şimdi siz Allah'ın ezeli olduğunu gösterdiğinizde, maddenin sonradan oluştuğunu gösterdiğinizde mesela buna bir ateizme cevap olmuş oluyor. Ateizmle ilgili şeylerde aslında Allah'ın mesela bilinç delili vardı benim kitapta ileri sürdüğüm. Mesela Allah'ın bilinçli olduğunu, Allah'ın iradesi olduğunu gösterdiğimizde yine maddede bilinç ve irade olamayacağı için onlara cevap olmuş oluyor ateizme. Deizmle ayırt edici Allah'ın göstermemiz gerekli sıfatlarıysa daha çok Allah'ın kudretinin yüksekliği, ilminin yüksekliği, işte her şeyden haberdar olması biraz ilminin yüksekliği ile alakalı veya kudretinin çok yüksek olmasını da gösterebiliriz. Niye? Çünkü deizmin önemli özelliklerinden birisi günümüz deizminin diyelim, yaygın deizmin birçok şeyden haberdar olmayan güdük bir tanrı anlayışı savunmaları. Birçok şeyden haberdar olmadığı içindir ki tanrı birçok deiste göre insanların dinle ilgili ihtiyaçlarından da haberdar değil. İnsanların dualarını da duymuyor. Mesela oysa Kur'an'ın anlattığı Allah semiu duadır. Yani duaları duyandır. Siz şimdi Allah'ın kudretinin ne kadar yüksek olduğunu gösterebilirseniz aslında kudreti yüksek bir Allah duaları da duyacak güçtedir. Otomatikman bir yerde onu da temellendirmiş olursunuz. O yüzden mesela diyelim ki diyelim yasaların varlığı delili diye kitapta anlattım veya evrenin keşfedilebilmesi delili. Oradaki deliller evrendeki bütün ayrıntıları Allah'ın tasarladığını gösteren deliller. Şimdi evrendeki bütün ayrıntıları tasarlayan bir Allah, kudreti de çok yüksek bir Allah'tır. Dikkat edin, bu evrendeki evrenin her köşesinde yasalar var, yasaların varlığının deliline göre. Bunlar ancak bilinçli bir gücün evrenin her köşesinde aynı yasaların geçerli kılmasıyla aynı şekilde yasalar geçerli. Şimdi evrenin her köşesinde geçerli kılmışsa yasaları bilinçli bir güç. Bu demek ki evrenin her köşesinden kudrete ulaşan bir güçtür. Evrenin her köşesine kudrete ulaşan bir güç, evrenin herhangi bir köşesinde olan kulunun da duasını duyar. Yani semiyut duadır. Mesela o zaman yasaların varlığı delili, siz bir delili savunduğunuzda aslında Kur'an'ın semiyut dua olan Allah'ını da savunmuş oluyorsunuz. Yani bununla da ilgili eğer ki seyircilerimiz bir kitap merak ediyorlarsa Allah'ın Varlığı 12 Delili kitabımı tavsiye ederim. Allah'ın Varlığı, o da yine ücretsiz PDF'i internette var. Hatta sesli kitap olarak da koyduğumu hatırlamıyorum ama en azından sesli kitabı da yapılacak inşallah, internete Hocam, koyacağız. burada Evet. herhalde bir de Allah'ın sürekli bir yaratma halinde olması, sürekli bir faaliyet halinde olması da belki en azından yani alemi evreni inşa eden yüce bir mimar fikrinin dışında sürekli aktif olan bir yaratıcı inancını da ortaya koyuyor Tabii. Kur'an ayetlerinin ifadesiyle. Şimdi zaten mesela bizim hassas ayarlarla ilgili daha evvel savunduğumuz argüman, Allah'ın sürecin birçok yerini tasarladığını ve sürecin sonunda ortaya çıkacak canlılığa göre bütün süreci işlettiğini gösterdiği için bütün sürece hakim bir Allah gösteriyor. Mesela yasaların varlığı delili. Evrenin her noktasına hakim bir Allah'ı gösteriyor. Yani mekansal olarak her noktada ilmi ve kudreti olan bir Allah'ı gösteriyor. Hassas ayarlar argümanı da bir yönüyle zamanın her noktasına hakim olan bir Allah gösteriyor. Ki yani aslında sırf zaman, yani evrenin içsel yapısı hassas ayarlı olduğu için mekanın da her noktasında kudret ilmi olanı hassas ayar argümanı gösterir. Ama sürecin sonunda canlılar çıktığı için Allah'ın süreci ona göre işlettiğini, tasarladığını gösterilmesi bütün sürece hakimiyeti gösteren bir unsur. Kısacası bu tip argümanlar Allah'ın
evrenin her köşesini bilebilecek şekilde kudreti ve ilmi olduğunu, otomatikman her kulunun kalbinden geçeni, duasını duyabilecek şekilde kudret ve ilminin olduğunu destekleyen argümanlar. Siz bu şekilde bunu desteklediğiniz zaman, o zaman insanların içinde mesela bu kadar insan ahiretin varlığı için dua ediyor. Allah'ım yani işte bizi yeniden yarat, ölümden sonra işte bizi sevdiklerimizle buluştur. Birçok insan hiçbir dinin varlığını görmese bile belki sırf bu kadar insanın duasından ahiretin varlığını da bir ahiretin olması gerektiği için bir delil kabul edebilirdi. Bu kadar insan aynı şekilde kalplerinden Allah'ın nereden geliyorum, nereye gidiyorum, niye buradayım sorularına cevap arıyor. Bu kadar kimsenin bu kadar dua etmesi, Allah'ın bilmesi bile Allah'ın bir din göndermesi için yeterli sebeptir. Hocam, eğer ki Allah bu kadar kulunun kalbinden geçenleri bildiğini anlarsak, demin dediğimiz ki Allah'ın varlığı delilleriyle ilgili sıfatları temellendirdiğimizde Allah'ın bunları bildiğini hemen anlıyoruz. Bildiğini anladığımız için de aslında dinin olması gerektiğini ne kadar rasyonel olduğunu da daha iyi anlıyoruz.